Sina Pırlanta. Aşka atılan imza. Sina Pırlanta ana haber bültenini sunar. Fethiye Devlet Hastanesi'nde ruhsatsız silahla hastaneye gelen bir personel, sıkışan mermiyi çıkarmaya çalıştığı sırada yine hastane personeli olan arkadaşını vurdu. Edinilen bilgilere göre Fethiye Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda çalışan bir şahıs babasına ait olduğunu iddia ettiği ruhsatsız tabanca ile hastaneye geldi. Yanında çalışan arkadaşının merak etmesiyle silahı ona verdi. Arkadaşı silahı oynarken silahı doldurdu. O arada mermi sıkıştı. Silahı geri alan şahıs şarörünü çıkardığı sırada silah patladı ve yine hastane çalışanı arkadaşını ensesinden vuruldu. Hemen yoğun bakıma alınan kişi, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis olayı soruşturuyor. Fethiye'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Akarca Mahallesi'nde 48AFF746 plakalı kamyonet, Görkem Odabaşı İdaresi'ndeki 48PF361 plakalı motosiklette çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü Görkem Odabaşı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Görkem Odabaşı'nın cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gençlik yılı olması sebebiyle Avrupa genelinde European Union Big Clean AP ismiyle düzenlenen Sahil Temizlik Etkinliği Fethiye'de, Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Gülşen Gökçe Spor Lisesi, Mustafa Kemal ve Mensa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla Çalış Plajı'nda deniz kaplumbağaları üreme alanında düzenlendi. Etkinliğin ardından AB Türkiye delegasyonu tarafından gönderilen hediyeler günün anısına öğrencilere verildi. Muğla İl ve İlçeleri Kültür ve Tanıtım Derneği İstanbul'da bulunan Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı'nda Muğla Düğün Yemekleri etkinliği düzenledi. İstanbul'daki Muğlalıların birbirleriyle bağlantılarını sağlamak, Muğla'nın kültürünü İstanbul'da yaşatabilmek ve tanıtabilmek amacı ile Muğla Düğün Yemekleri etkinliği düzenledi. Etkinliğe 200'den fazla Muğlalı ve Egeli katıldı. Milas'tan gelen Berkay Boncuk ve arkadaşlarından oluşan davul zurna ekibiyle Muğla türküleri çalınıp söylendi. Etkinlik alanına asılan dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile, katılımcılara dağıtılan bayraklar ile İzmir Marşı eşliğinde görsel bir şölen oluşturularak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Çorba, etli nohut yahni, keşkek, yoğurtlama, pilav, kabak tatlısı ve içeceklerden oluşan Muğla düğün yemeği menüsünün ikram edildi. Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde düzenlenen 20. Sonbahar Göcek Yarış Haftası ve 10 Kasım Atatürk Kupası'nda yelkenli yatların mücadelesi başladı. Kıyasıya geçen yarış renkli görüntülere sahne oldu. Göcek Mahallesi açıklarında Göcek Yat Kulübü ile Demarin Göcek işbirliğinde gerçekleştirilen yarışlara 23 ülkeden 102 teknede 787 yelkenci katılıyor. Göcek Körfezi içinden başlayan yarışlarda sporcular, coğrafi rotada dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Sina Pırlanta ana haber bültenini sundu. Sina Pırlanta, aşka atılan imza.